ismi bayatlamış kişilerin yeni parti kurmaları iddiaları ortalığı çalkalandırmıştır. Bir dönem başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapmış isimler birdenbire yüksek sesle konuşmaya, kamuoyu hazırlamaya başlamışlardır. Ya yeni bir hal ya da izmihal diyen zatın bugün susma vakti değil çıkışı, yeni bir siyasete vurgu yapması zamanlama itibariyle oldukça manidardır. Ülkemizin başına ne çoraplar ördüğü herkesin malumudur. Türkiye'nin çok cepheli sürdürdüğü mücadelesine bigane kalan, bunun yerine yeni bir halden bahseden eski başbakanın sistem eleştirileri gerçekten talihsizliktir, trajikomiktir. Ülkemizi dipsiz uçurumların kıyısına kadar sürükleyip stratejik derinlikte boğulmasının atmosferini hazırlayanların farklı zeminlerde ortaya çıkmaları yalnızca yeni bir hale duyulan arzuyla açıklanamaz. Sosyal doku, siyasal bünye yeni bir kurul, parti kurulmasına kapalıdır. Bugün susma vakti değil diyenler 23 Haziran'da günü İstanbul'da sandık başına gittiğinde her şey çok güzel olacak mesajı verenler, aldıkları süfle her neyse kulaklarına üflenen nelerse gereğini yapmaya başlamışlardır. Erken seçim yoktur. Seçim sayfası 23 Haziran'la birlikte 2023'e kadar kapanmıştır. Sistem tartışmasını yeni baştan açmanın ne ülkeye, ne millete, ne de demokrasimize hiçbir yararı olmayacaktır. HDP ile aynı tarafta olandan bizim duyacağımız hiçbir şey yoktur. PKK ile aynı bloğa girenden öğreneceğimiz bir şey olamayacaktır. FETÖ'ye itiraz edemeyen, S-400 konusunda Türkiye'nin tezlerini savunamayan, bekayı bilmeyen, belaya kucak açan CHP Genel Başkanı'nın tarafsızlık çağrısı, referandum önerisi bize göre nevrotik bir vaka, tedavisi aciliyet arz eden tükenmişlik sendromudur. Ülkemizin S-400'den vazgeçmesi artık imkansızdır. Alacağımız hakkımız olan 116 adet F-35 savaş uçağının planlanan zaman içinde Türkiye'ye getirilmesi başlıca temennimizdir.